tarafından hazırlanan Türkiye'nin Havacılık ve Turizm Programı Airport'tan merhaba. Türkiye'nin savunma ve havacılık sanayi devleri Saha Expo Fuarı'nda buluştu. 10-13 Kasım tarihleri arasında yüz yüze gerçekleşen fuar 15 Kasım'dan itibaren sanal ortamda devam edecek. Fuara hangi şirketler katıldı? Yerli ürünlerde neler ortaya çıktı? Boeing 737'nin iniş takımlarının neden diğer uçaklar gibi kapağı yoktur? Uçağa merdivenle binilen dönemden kalan tasarımın öyküsü. Yapımcımız Güntay Şimşek'in konuğu, havacılıkta insan hatalarını araştıran akademisyen ve yazar Doçent Doktor Vahap Öner. Türk Hava Yolları yurt içi ve yurt dışı turlar için seyahat sitesi kurdu. İstanbul Havalimanı metrosunda ilk test sürüşü yapıldı. Uçak kazalarının oluşumları ve çözüm yolları İstanbul'da konuşuldu. Embraer, çevreye duyarlı 4 uçak konsepti geliştirdiğini duyurdu. Airport başlıyor. Savunma sanayinin devleri 10-13 Kasım tarihleri arasında Saha Expo Fuarı'nda bir araya geldi. Geçen yıl pandemi nedeniyle sadece sanal olarak yapılabilen fuar, bu yıl 40 bin metrekarelik alanda 30 ülkeden 600'ün üzerinde firmanın katılımıyla gerçekleşti. Türkiye'de havacılık ve savunma sanayindeki gelişmeler fuarlara da yansıyor. Türkiye'nin en büyük sanayi kümesi Saha İstanbul'un düzenlediği Saha Expo Savunma ve Havacılık Hibrit Fuarı yoğun katılımla 10-13 Kasım tarihleri arasında gerçekleşti. Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından desteklenen fuara 40 bin metrekarelik alanda 30 ülkeden 600'ün üzerinde firma katıldı. Saha İstanbul Genel Sekreteri İlhami Keleş, fuarı ve hedeflerini Airport'a anlattı. Bu fuar Saha Expo serisinin ikinci fuarı. 2018'de yapmıştık, 2020'yi pandemi nedeniyle erteledik, sadece sanal yapmak zorunda kaldık. Dolayısıyla bu yıl yapıyoruz. Önümüzdeki yıl yine çiftli yıllara dönmek adına önümüzdeki yıl yine bu fuarı yapıyor olacağız. Bu konseptiyle Saha Expo bir dünya markası olacak. Bu hedeflediğimiz konu bu ve bu çok uzak değil. İnşallah 2022'de yani önümüzdeki sene Kasım'da yapacağımız fuarda gerek Kuzey Afrika, gerek Güneydoğu Asya, gerek Doğu Avrupa, gerek Güney Amerika ülkeleri gibi daha koordineli bir şekilde çok daha yoğun bir yabancı katılımıyla çok daha büyük bir uluslararası fuara dönüşmüş olacak Saha Expo. Saha Expo'da Baykar Savunma Bayraktar TB2 insansız hava aracını, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi TUSAŞ ise Gökbey helikopteri ile Hürjet'i sergiledi. Yerli hava araçlarının hemen yanında ise Roketsan'ın Sungur Hava Savunma Sistemi ve A yetenekli silah Alka New ürünleri yer aldı. Şirketler fuara genel olarak ürünlerinin maketleriyle katıldılar. Baykar Türk bayrağı motifli standında avyonik ürünleriyle Akıncı'yı sergiledi. TUSAŞ ise geliştirdiği ve imalatını yaptığı tüm ürünlerini katılımcılara sundu. Son dönemde Türk şirketler insansız hava araçları konusunda önemli başarılar yakaladı. Drone olarak da adlandırılan düşük kapasiteli İHA'lar konusunda adını duyuran DASAL Havacılık, kargo ve savunma ürünleriyle fuardaydı. Aselsan ve Altınay ortaklığında kurulan şirketin en yeni ürünü Sumru ise dikey kalkış ve iniş özelliğiyle ilk kez sergilendi.
Fuarda görücüye çıkan bir diğer önemli insansız hava aracı ise Asisgard'ın ürettiği Songar oldu. Üzerinde bomba atardan füzelere birçok silah sistemi barındıran drone, iki Afrika ülkesine ihracatı yapılarak önemli bir başarıya imza attı. Yapımcımız Güntay Şimşek, Asisgard standını ziyaret ederek Genel Müdür Barış Düzgün'den bilgi aldı. Fuara katılan Türk Hava Yolları'nın iştiraki Turkish Technic ise uçaklar için geliştirdiği sedyeyi tanıttı. Geliştirdiği bazı parçaları da tanıtan Turkish Technic, ayrıca Havelsan'la birlikte kurdukları Kornea'nın ürününü de sergiledi. Fuarda Airbus A321'ler için geliştirilen uçak içi eğlence sistemleri katılımcılara tanıtıldı. Şirket Airbus A350'ler için de çalışmalar yaptığını bildirdi. TÜBİTAK, STM, Kale Grup, Aselsan ve FNSS gibi önemli savunma ve havacılık şirketleri de standlarıyla fuarda yer aldı. Havelsan'ın fuara getirdiği M60 tankının simülatörü katılımcılardan ilgi gördü. Şirket ayrıca bulutaltı İHA sistemi BAHA'yı da fuarda sergiledi. Fuara yurt dışından Leonardo, Airbus ve Pratt & Whitney gibi şirketler de katılım gösterdi. Ukrayna şirketleri Ivchenko Progress ve Motorzich ise aralarında yerli İHA'lara da güç veren motor portföylerini sergiledi. Ayrıca fuar süresince çeşitli paneller de düzenlendi. Alanlarında önemli isimlerin yer aldığı panellerde sektörün bugünü ve geleceği tartışıldı. Yapımcımız Güntay Şimşek de Türkiye'nin uzay programı yol haritası konulu panelin moderatörlüğünü üstlendi. Saha Expo'da savunma, havacılık ve uzay sektöründeki en son teknolojilerle üretilen birçok ürün ilk defa sektöre tanıtıldı. 15 Kasım'da 3D sanal fuar olarak devam edecek Saha Expo, 15 Şubat 2022 tarihine kadar ziyaretçileri için açık kalacak. Airport'tan merhaba sevgili izleyenler ve değerli dinleyenler. Bu hafta havacılıkta insan faktörlerini konuşacağız ama bu insan faktörü sadece aklınıza geldiği gibi uçakta değil, havacılık sektörünün her tarafında ne gibi bir etkisi var, faktör deyince neyi kastediyoruz? Bu konuları konuşmak üzere stüdyomuzda Rumeli Üniversitesi Havacılık Yönetiminden Doçent Doktor Vahap Önen Bey'i ağırlıyoruz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim davetiniz için. Rica ederiz hocam, kitabınızı da zaten okuduk, esinlenerek bir de burada konuşalım istedim. Evet. Havacılık ve insan faktörü denince tabii direkt insanların aklına ilk önce gökyüzündeki uçaklar, evet, yaşanan hadiseler falan geliyor ama evet, sizin kitabınızdaki kapsam çok daha farklı. Evet. Oradaki siz önce bir kitabınızdaki konu insan faktörü deyince neyi odakladınız, neleri incelediniz bir onu konuşalım hocam. Şimdi şöyle söylemek lazım. İnsan dediğimiz varlık yapısı et ve kemikten ibaret değil. İnsanın duyguları var. İnsanın bir sosyal psikolojisi var. Sosyal bir varlık aynı zamanda. Bir etkileşimi var. Düşünce ve davranışları var. Dolayısıyla bir insanı robot gibi görebiliriz. Bir mekanik yapısı yok. Bir ruhu var. Bir anlayışı var, toplumda bir olaylara bakışı var, değer algıları var. Sosyolojik, psikolojik birçok şeyden etkilenen bir yapıya sahip. Dolayısıyla insanlar işlerinde, günlük işlerinde, özellikle havacılıkta, ister yer operasyonunda olsun, ister hava tarafında olsun, isterse işin planlama tarafında, ofis tarafında olsun, fark etmez. Bütün yaptığımız işler açısından bu insanın yaptığı işlerin insan faktörlerine uygun şekilde
işleri yaparken tasarlanması, planlanması, işte bu sosyolojik, psikolojik, bilişsel yapısı, efendime söyleyeyim çalıştığı ortam, ortamın ergonomik tasarımı, dizaynı, tüm bunların planlanması ve işlerin bunu uygun şekilde yapabilmesi lazım. Çünkü söylendiği hatasız kul olmaz ya da başka bir şey, insan hataya açık bir varlıktır ve insanlar hata yapıyor. Ama havacılık da hata affetmeyen, yani ya da bazı ciddi hatalarda çok ciddi sonuçlara yol açabilen bir sektör alanı olduğu için insan faktörleri bu alanda çok çok daha ön plana çıkmıştır. Dolayısıyla biz insanı düşündüğümüz zaman sosyal, psikolojik, toplumsal bir varlık olarak, bilişsel bir varlık olduğunu, insanın aynı zamanda hataya açık bir varlık olduğunu düşünerek işleri tasarlarken ve planlarken, ister pilotaj tarafında, ister teknik tarafında, mutlaka insan faktörünü dikkate alarak bu hatayı minimum, hiç mümkünse sıfır hatayla çalışacak şekilde ya da en düşük seviyede şekilde çalışanlarda bu farkındalığın olması ve çalışma şartlarında bunu dikkate alarak alet, ekipman, yazılım, donanım ne varsa buna uygun şekilde tasarlanması gerekiyor. Böyle bir çalışma yaparken hocam, buyurun, çok sayıda herhalde sektörden insanla da görüştünüz. Evet. Hem uçan tarafta, yerdeki. Evet. En dikkat çeken husus ne oldu? Özellikle yer tarafında mesela insan faktörü deyince neler dikkatinizi çekti? Şimdi bu operasyonun tipine göre değişiyor. Yani yer operasyon genel faktörler belli anlamda belli karakteristikler gösterse bile yer operasyonundan, hava operasyonunda veya ATC tarafında, hava trafik kontrolü tarafında değişebiliyor. Fakat şu bir gerçek, bir bilimsel bir gerçek. Teknolojik ilerlemeler artmasına rağmen, hatta bundan kaynaklanan kazalar, olaylar çok artık düşük seviyeye gelmesine rağmen insan faktörlerinden kaynaklanan kaza sayıları maalesef edilemedi. Yani böyle arada bir ters bir ilişki var. Yer tarafında baktığımız zaman, tabii yer tarafında özellikle bakım tarafında bakarsanız, bakım tarafı ayrı, yer hizmetleri tarafı ayrı. Bakım tarafında mesela yer hizmetleri tarafına söylenecek olursak, örneğin yani sezonluk çalışma biçimleri, geçici sürede insanların kısa bir sürede mesela eğitilip operasyona katılması, tekrar sezon bittikten sonra tekrar onların görevden uzaklaştırılması gibi konular örneğin bunu etkiliyor. İnsan faktörünü artırıyor. Tabii ki. Hem verimlilik anlamında, hata anlamında. Hata yapma eğilimini arttırıyor. Bunları fazla çalışma süreleri, uzun süre çalışmalar yine tabii ki belli bir saatten sonra insan performansının bir limiti var ve tabii ki bu şeyde hataya yine açık yapıyor. Bakım kuruluşlarında baktığımız zaman gece çalışmalar, gece yapılan işler, vardiyalıdaki işler, bunların yoğunluğu, süresi, bunlar hep tabii dikkat edilmesi gerekiyor. O zaman bunlara ait bir yöntemler var, bunların uygulanması gerekiyor. Ve insanın tabii ki biyolojik ritmi, uyku düzeni, bunların hepsinin planlanması lazım ki bu hataları minimize edelim. Ama en çok baktığımız zaman operasyonun tabii ki uçucu tarafında bu şeyler kaza yönünden, hatalar yönünden daha fazla ön plana çıkıyor. %60-70 oranında pilotaj yönünde bu insan faktörlerinin hataları var. Bunların %20'si yaklaşık yer tarafına ait. Bir de hocam, insan faktörü denince, evet, sizin kitabınızda da var, biz gerçek hayatta da çok karşılaştığımız bir şey, hatanın veyahut da insan kaynaklı verimsizliğin olduğu yerde olduğu kişiye daha fazla odaklanma oluyor. Diyelim ki bir hava aracı kazası, evet, uçak kazasında, evet, kazayı kim yaptıysa ona odaklanıyor ama arka planda onun eğitimini yapan, tabii, onun regülasyonlarını hazırlayan, evet, evet, yani Sivil Havacılık Genel, evet, Müdürlüğü olur, onun ekip planlamasını yapan, tabii,
uçağa iki tane pilot koydunuz da ikisi de tecrübesiz de ve kriz anında krizi yönetecek tecrübesi yoksa ve o uçakta da iki kişi varsa insan faktörü diye o iki kişiye bakmak çok doğru olmaz. Arka plana da bakmak lazım. Bu tarz konular için neler söylersiniz? Çünkü bu zincirleme bir insan faktörü de söz konusu işin içinde. Hattın ucundaki kişiyi suçlamak bir şey çözmüyor. Ve işin en kolay tarafı. Öyle bir şey zaten yapıldığı zaman da organizasyonlarda adil kültürü ve adalet kültürü bozulmuş oluyor. Yani diğer insanlarda bir cezalandırma veya bu işte görevden ayrılma veya başka bir takım yaptırımlarla karşılaşacağını düşünürlerse insanların da o işe zaten iş yerlerini yaparken sadece bunu biraz korku ve bir takım kaygı şeklinde yaparlar. Bir çözüm olmaz. En son gelişen modellerde işte James Risen'ın da ortaya koyduğu bundan sonra diyor biz artık davranış bilinci veya araştırmacılar olarak kazaları kişiler değil de tepeye göre bakmamız gerekiyor ve örgütsel kaza dediğimiz modelleri ortaya koyarak bu kaza oldu ama bu buz dağının ucunda gözüken en son bir nokta. Bunun altında ne yatıyor? Bunun oluşmasına neden olan ana sebepler ne? Örgütün bu anlamda bir şeyi var mı? İşin en baştaki karar vericilerin bu anlamda ortaya koyduğu örgütsel politikalarda mı bir problem var? Veya örgütsel kararlar bu insanları bu hataya mı sevk etti? Bunlar diyor daha önemli. Çünkü alttaki problemi, buzdağının altındaki problemi çözmezseniz orası devamlı hata üretmeye devam edecek. Siz de en uçtaki insanı suçlamaya devam edeceksiniz. Evet. Bir şeyde çözülmeyecek. Sorun ortadan kalkmayacak. Bataklık sinek üretmeye devam edecek. Bataklığı kurutamayacağız. Halbuki istenen tüm operasyonun her seviyesinde ister hava trafik tarafında, ister bakım tarafında, ister yer hizmetleri tarafında bu konuların insan faktörlüğü yerinden uygulamaların yerine getirilmesi ve sistemin bir bütün olarak ele alınarak işte milyonda bir, belki 10 milyonda bir hata ve kaza seviyesine ulaşacak sonuçlara ulaşılması. Peki hocam şimdi bir de değişik bir atmosfere girmek üzereyiz. Evet. Yani havacılıkta biz insan faktörlerini konuşurken bu teknoloji ve bilişim, yazılım tarafı sebebiyle İnsan faktörü yani insanın olayın içinde olma şekli azalıyor. Dolayısıyla yani, teknolojik faktörler, işte bu bilişim, yazılım tabanlı şeyler, sıkıntılar devreye girecek. Onlarla ilgili ne söylersiniz? Ya şimdi tabii biz insanı belki ön planda daha az göreceğiz ama arayüzlerde ve arkayüzlerde yine insan faktörü var. Bugün robotik teknolojilerle yaptığımız robotların kontrolünü yapan insan kişiler de insanlar. Bunun kontrolü elinde tutanlar da insanlar ve bunlar da hata yapıyorlar. Sonuçta insan faktörü hiçbir zaman azalmayacak. Neden azalmayacak? İnsan robot olmadığı sürece insan faktörü azalmayacak. Çünkü biz duyguları olan, hisleri olan, düşünceleri olan, aklıyla, düşüncesiyle karar veren, seçim yapan ve sosyal olaylardan, arkadaşlarımdan, çevresinden etkilenen ve bunu bir şekilde davranışlarını farklı şekilde yansıtabilen bir sosyal, psikolojik bir varlığız yani. O yüzden insan robot olmadığı için insan faktörü devam... Yani teknoloji ve bilişim biraz daha insan faktörü etkilerini azaltır mı hocam? Veyahut da azaltır. Yeni... Evet. Otomasyon azaltır. Kesinlikle azaltır ama hiçbir zaman sıfır. Ortadan kaldırmaz. Tamamen sıfıra elime Bunun yerine mesela teknoloji ve bilişim kaynaklı hatalar karşımıza çıkar mı? Çıkabilir. Tamam, arka planda insan olacak ama bunlar herhalde... Bakın... Şeyde yaşıyoruz ya mesela. İngiltere'de oldu. Başka yerde uçaklar kalkamadı bir yerde. 37 gün boyunca 37 kargo... O Max'taki temel problemde yazılım software problemine çıktı. Evet. Bugün yarın yeni geliştiren bir uçağın yazılımın belli bir süre sonra ne bileyim biz bilemiyoruz belki ama bozulamayacağını veya şey yapmayacağını nasıl %100 garanti altına yok. Almak çok zor. Bir de dediğim gibi arka planda bu işin mutfağında insanlar olacak ama iş mutfağında da hatalar olabilir. Ben teknolojik
ilerlemenin bu şeyi azaltmada tabii ki faydalı olacağını ama insan faktörünün tamamen elimine edebileceğini öngörmüyorum açıkçası. Teşekkür ediyorum hocam. Ben teşekkür ederim. Katıldığınız için, sohbetiniz için. Davetiniz için. Üniversitenize, öğrencilerinize, sizlere de başarılar diliyoruz. Ben de tüm merkeze, öğrencilere, dinleyicilere sağlıklı, emniyetli ve ilerideki yıllarda umutlu bir hava ulaşımı evet diliyorum, temenni ediyorum. Teşekkürler hocam. Ben teşekkür ederim. Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, Japonya İmparatoru Naruhito tarafından altın ışıklar yükselen güneş nişanı ve boyun bağı yüce kordonu ile taltif edildi. Japonya İmparatoru adına verilen devlet nişanını alan en genç isim olan İlker Aycı'nın bu onura layık görülmesinde başta ekonomi ve kültürel alanda olmak üzere Türkiye ve Japonya arasındaki işbirliğini geliştirmeye yönelik değerli çalışmaları rol oynadı. Nişan, Çırağan Sarayı'nda 12 Kasım akşamı gerçekleştirilen törenle Japonya Başbakanı Başdanışmanı ve Büyükelçi Suzuki Kazuhiro tarafından takdim edildi. İstanbul Havalimanı metrosunda ilk test sürüşü yapıldı. Test sürüşü sırasında makinist koltuğuna geçen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu hattaki ilk anonsu da gerçekleştirdi. İstanbul Havalimanı Gayrettepe metro hattı 37,5 kilometre uzunluğunda olacak ve 9 duraktan oluşacak. Metronun 2022'nin ilk çeyreğinde hizmete başlaması planlanıyor. Uluslararası Havayolu Pilot Birlikleri Federasyonu, İFALPA tarafından her yıl yapılan Kaza Analiz ve İnceleme Komitesi 2021 yılı toplantısı, Türkiye Havayolu Pilotları Derneği TALPA'nın ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleşti. Toplantıya dünyanın çeşitli ülkelerinden kaza inceleme uzmanı 38 pilot katıldı. Dönem içinde dünyada meydana gelen hava aracı kazalarının incelendiği toplantıda uçuş emniyetini tehdit ettiği değerlendirilen faktörler ele alınarak önleyici tedbirlerle ilgili yöntemler ve öneriler tartışıldı. Türk Hava Yolları tatil paketi satışına başladı. Turkish Airlines Holiday adlı seyahat sitesinde uçuş dahil tüm paket tatiller için 30 güne kadar koşulsuz iptal garantisi bulunuyor. İnternet sitesinde deniz, kum, güneş, vizesiz rotalar, termal oteller, tatil fırsatları, son dakika tatilleri ve ara tatil paketleri gibi seçenekler bulunuyor. Uçuş miline ek olarak konaklama, transfer, araç kiralamadan da mil kazandıran seyahat sitesinde şu an için sınırlı sayıda ülke ve şehir için tatil paketi satışa sunuldu. Brezilya merkezli Embraer, havacılıkta küresel ısınmayla mücadele etmek için çevre dostu uçaklar üreteceğini duyurdu. Şirketin, sürdürülebilirlik iş başında girişiminin en sonuncusu olan Energia ailesinin ayrıntıları sosyal medya hesabından gerçekleşen bir lansmanla paylaşıldı. Energia ailesi, farklı tahrik teknolojilerini içeren 4 konsept uçaktan oluşuyor. Energia Hybrid 9 koltuklu olacak ve 2030'da hizmete alınacak. Energia elektrik 9 koltuklu olarak geliştirilecek ve 2035 yılında hizmete başlayacak. 19 koltuklu Energia ise hidrojen yakıt piliyle uçacak ve 2035 yılında hizmette olacak. Energia hidrojen gaz türbini uçak konsepti ise 35 ile 50 koltuk kapasiteli olarak 2040 yılında uçuşlara başlayacak. Uçaklarda birçok sistem yer alır.
Bunlardan biri de iniş takımlarıdır. İniş takımları olarak adlandırılsa da uçakların terminalden ayrılıp taksi yaparak pistten havalanmalarına kadar olan süreçte özellikle yerle olan temaslarında oldukça önemlidir. İniş takımları uçak havalandıktan sonra uçağın gövdesindeki yuvalarına girer. Çoğu uçak modelinde bu yuvalar bir kapakla kapanır. Sadece Boeing 737 hariç. Boeing 737 kısa ve orta mesafe menzilli, tek koridorlu, dar gövdeli ve uçuş maliyetleri avantajlı bir havayolu uçağı olarak geliştirildi. İlk uçuşunu Nisan 1967'de yapan yolcu uçağı, Şubat 1968'de hizmete girdi. 1960'lı yıllarda köprüleri ve bagaj yükleme sistemleri olmadığı için yolcular merdivenlerden biniyor, kargolar kol gücüyle yükleniyordu. Boeing bu durumu dikkate aldı ve 737 modelini oldukça yere yakın olarak tasarladı. Yeterli mesafe kalmadığı için Boeing 737'ler iniş takımı kapağı olmadan geliştirildi ve üretildi. Günümüzde yolcu uçakları havalandıktan sonra iniş takımları gövdenin içindeki yuvalarını alıyor ve kapaklarını kapatıyorlar. Ancak iniş takımları bölümünün kapağının bulunmaması uçuş sırasında sürtünme sebebiyle akaryakıt tüketiminin artmasına sebep oluyor. Ayrıca görsel olarak da istenmeyen bir görüntü ortaya çıkıyor. Boeing bu sorunu iki yöntemle çözdü. Ana iniş takımlarının dışa bakan tekerleklerine jant taktı ve iniş takımlarının girdiği yuvanın kenarını lastikle kapladı.